Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmalarım bitti. Burada yine görebildiğim safkanları aktaracağım. Tabi tablomdan yardım alaraktan. Pazartesi bugün hepinize de iyi haftalar. Güzel bir hafta geçirmeyi umut ve temenni ediyorum. Kazançlı bir hafta geçirmeyi temenni ediyorum. Bunun için de çalışıyoruz tablolardan derslerimizi. Sizlere en iyi şekilde olabilecek en iyi olasılıkları, sürpriz hatları dahil, favori sürpriz gelebilecek şartlara uygun hatları aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah da başarılı oluruz. Her zaman da istediğimiz sonuçlar çıkmıyor. O yüzden de dikkatli olmanızı, bütçelerinizi bu oyunlarda kesinlikle aşmamanızı ısrarla tavsiye ederim. Yoksa iş başka türlü yönlere gider, keyfi olmaz, ızdırabı olur. Birinci koşusu mailin boş koşusu. Birin bu kazançla çıkması gerekir. Dişi safkana geçilmemesi gerekir tabi. O da ikinciliğe koşmazlarsa bir nolu safkanı. 5 yerine geçer. Diğer atlar şimdilik biraz geri planda kalıyorlar. Bu iki at arasında birin kazanması çok normal sonuç. Yoksa 5 yerine geçecek safkan. İkinci koşu plase başlangıcı handikap 15, handikap 3 altılı içinde olsa 4'ü tek bırakabiliriz önerisinde bulunurdum. Burada da plaseler için yeterli olmalı 4 nolu safkanın kazandığı yarıştan sonra tekrar bu grubu geçmemesi için bir sebep yok. Tek olması gerekir. 5 priz girl. Dişi safkana dikkat edelim. Sürpriz koşuyu bu yapar. Hani ikililerde kalır 5 nolu safkan. Plase için ikinci at 5'i öneririm. Sonra 6'ya gitmenizi tavsiye ederim. Ve diğer atlar tabi. Varsa inandığınız eklemeyi size bırakıyorum. 4 normalde. Bu da 5 dişi ata geçilmemesi gereken erkek atlardan biri. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 15, handikap 3. İki yarış kazandıktan sonra hala formuyla 4 taylanım hala kazanır da. Yani AGF doğru, Kaisberg zaten 4 nolu taylanım. Yalnız ilk ayak biraz şarta uymamaya başlar 4 nolu safkan handikap 15'e. Burada uyan safkanlara çarpı atmanızı, onlara gitmenizi tavsiye edeceğim. Birisi 8 kazancı, 53 kilo uygun pelet artısı ve kazancıya kilo veren 6 nefesimsin sen. Bu da kazanıra girer. 8, 6, bu 4 nolu Kaisberg taylanımı geçebilecek durumda olan safkanlar. Diğer atlara şans vermeyeceğim ama şart tabii ki handikap 15. Hiçbiri için olmaz demem. Ama çalışmalarımda bu 3 at ön planda talyanımı biraz daha ön plana çıkarayım. Burada bir tabela yarışı yapabilir 4 nolu safkan. O zaman da işte 8, 6 sürpriz koşuyu 6 yapacak. Bu 2 at talyanımın yerine geçeceklerdir. Yoksa 4 gene kazanmaya devam edebilir. Yani çok da şartı kapalı değil. Yani hala uygun kilo, hala ve kazançta ve uygun şartta devam ediyor. Dördüncü koşu şartlı 4, 7 nolu safkanın. Necmi ile burada geçilmemesi gerekir. Favori değil. Necmi favori ile pek önermem. Oblomov geç falan çıkmazsa arada bir startta kalıyor. Startta falan kalmazsa bu 5 dişi safkanı ve 2 nolu safkanı 5 ve 2 birlikte koşmuşlardı. Geçmesi gerekir. 7'nin bu koşuyu kazanması bana göre çok normal. Ve günün teklerinden biri 7 nolu safkanı. 5, 2 ve diğer atlardan inandığınız varsa tercih edebilirsiniz. Hani diğer atlara da çok fazla itiraz etmiyorum. 7 eksik koşar mı? Burası Elazığ, Diyarbakır. Döngüleri iyi değil. Bazı durumlar yaşanıyor burada da. Hani çok arızalı falan değilse eksik koşmadığı sürece kazanır. Tek olur. 5. koşu açık 3. 1600'e kadar 11 yıldız sana bu grupta geçecek at yok. Ancak 1900'de de Yıldızhan'ı geçerler. O da Silver Cloud. 7 nolu safkan da son yarışı çok şaşırtmıştı beni. Düzeldiğini gösterdi. 7 bu mesafeyi bu grupta en iyi koşacak atlardan biri. Hatta risk edip yani 11'in mesafe etkisinden dolayı biraz da kazancı yüksek bırakması gerekiyor artık diğerlerine 11'in yarışı. 7 nolu safkanın kazanması çok normal sonuç olur bana göre. Yani tek olarak kuponlarınıza risk edilebilir.
Yoksa 3 Emin amca gibi atlardan sürpriz koşu gelecektir. 3, 11 ve sonrası karışır arkadaşlar. Sonrası hani gününde olan, hedef yapılan, böyle bu koşular açık uçuk, parası yüksek. Bu koşularda bazı sıkıntılı yarış sonuçlar da çıkar. Okunmuşsu verirler diyeyim atlara. Enteresan atlar da gelebilir. Onları söylemek zordur kalan grup için. Diğer atlardan hani kafanıza yatan varsa ilave etmeyi size bırakıyorum ama 7 nolu safkansız kupon yapmamanızı öneririm. Bu mesafeden dolayı 11'i geçme kapasitesi çok fazlasıyla var ve tek olur vaziyette de duruyor. 3 sürprizi 11 yazılır AGF'si. Zaten 11 yüksek AGF koşar. Mesafe 1200-1400 olsa geçilmez. Artık burada bir bırakması lazım. Diğer atçılara da para gitmesi lazım. Da çok kazanan atlardan bu buranın atları. 6. koşu şartlı 5. Burada bir ayar yapma ihtimalleri var. Zor koşu ayar yapacakları için. 1, 2 ve 4 nolu safkanların arka arkaya 2 tane koşuları, 1-3 tane koşuyu kazanarak şartlı 5'e geldiklerini görürsünüz. Eğer kısa vade 6 falan olsa zaten bunlar çok zor kazanırlar. Bu AGF'ler. Yine de itiraz etmiyorum. Gelmez demem. Ancak sıkıntılı bir koşu. Atların genel durumundan dolayı. O yüzden hani şarta uyan, kısmen uyan safkanlardan biri 3. Karaluksor. O da ikinciliğinde burada yukarıdaki atlardan birine geçilmişti. 3 burada şanslı durumda duruyor. 6 bu da yarış dezavantajı var. Yani bir birincilikte gelecek olması Abjar'ın oğlu için. Kazanır mı? Tabii ki kazanabilir. Bakın geriye 5-7 kalıyor şartın kilosunda. %3, %5 atlar. O yüzden zor bir grup. Ben 3'ü mutlak kuponlarınızda olsun diye önerimi yapayım. Tekiniz yoksa eğer, özel tekiniz. 3 mutlaka yazılsın. Sonrası bakın eşit artık. Ve ayarlı artık yani bundan sonrası için. Çünkü tabelaya koşacak 4 tane at var. Birisi ister kazanır mı? Tabii ki kazanır. Dördüncü birinciliği 1 nolu safkan ya da 3-2-4 bunlar neden almasınlar? Alabilirler. Ama handikap gözeteceklerse şayet işte bunlar hep ayarlı koşacaklar. O yüzden tek öneremiyorum. Yazılırlar. 7. koşu Maiden. 3 yaşlı İngilizlerde. Burada da kayda değer bir at bulamadım. Çiğdem Ala, Altınoğlu Safkan, Karakeçili. Bu Karakeçili aşirettir bunlar. Bunlar iyi atçılardır ama bu atı niye döndürüyorlar anlamış değilim. Bu at çok dönüyor yani. Çıkartmıyorlar. Dişilerde falan çok rahat çıkacağı yarışlarda çıkartmadılar. Sürekli tavaliye koştular. Bu gittiği zaman da geriye kalan grup birbirlerini her an geçebilecek kalite düzeydeler. Burada da 2 apprentiyi aldıktan sonra jokeyi değiştirdiler. Hedef yapabilirler. 2 nolu safkanla maiden çıkabilirler. Çıkma potansiyeli çok yüksek. Büyük uğurlalı. Kuponlarda mutlaka olsun. 2 nolu safkan. Kalan grupta İzmir, İstanbul, Adana atları var. 3 tane 4 de. Yani buraya getirilmiş sıkıntılı atlar bunlar. Tecerbeyi dahil. O da AGF'lerde. Kazanırlar mı? Burada tabii ki kazanma ihtimalleri var. 6-4-9 diye giden sıralamadan dilediğiniz atı ilave edebilir, çıkartabilirsiniz. Ben ayırmak istemedim. Yani 3'ün 5 Ferit tercihi. Eşte bir şey yok. Ferit tercihi. 3'ün 7'nin bunların hep kazanma potansiyelleri yüksek olduğu için ayırmak istemedim. Dileyen arkadaşlar bütçeniz müsaitse, kurgunuz müsaitse burayı kapatın derim. En azından 2'yi kuponlara mutlaka yazın. 8. ve son koşusu şartlı 3. Arapların şartlı 3'ünde 1. Recep'in oğlu yaptığı yarışları, dereceleri, geldiği yer şartı, kazancı, kalitesiyle bu grubu geçmesi ve tek olması çok normal sonuç. Son ayak teki beklemek isteyen arkadaşlara direkt öneririm. Yani pek rakip de göremedim açıkçası. Yani 1-5 Aziz Ağa var. Maiden çıktıktan sonra bir pas yarışı yapılmış. Bir kadar kalitesi var. Jockey artısı var. 5 sürprizini yapar gelir. Biri geçer o da. Bir at yanına öneririm. Tek kullanmıyorsanız. 5 nolu Aziz A. 4 dahil.
sürpriz potansiyeli var az da olsa. Az da değil, hani 1-5 eksik koşar. Geriye kalan grupta 4'ü ferit artısı ile de sürpriz koşu yapacak olması ile de ilave edebilirsiniz. Şimdilik beklemesem de 4 nonsu Afgan son ayak yatmayalım diye yazılabilir. Ancak bir tek olur, sürpriz koşuyu 5 yapar. Kalan gruptan 4'ü sadece öneririm. Diğer atlardan inandığınız at varsa eklemeyi size bırakırım. Elazığ genel durumda bende çıkan şartları, atları bunlar arkadaşlar. Artık geriye kurgu kalıyor. Umarım kurgularda güzel sonuçlar alacak şekilde düzenleriz. Ve bütçelerimizi kesinlikle aşmayalım derim. Denk geldiği zaman 5 liralık kuponlara bile denk getirebiliriz. Yoksa 500 lira kupon yapın. Olmadı mı olmaz yani. Denk gelmedi mi olmaz. Elazığ bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.